Bir önceki videoda bir kürenin parçası olan aynalara küresel aynalar adını vermiştik. Ve bu aynanın eğer kürenin çok küçük bir kısmından oluşuyorsa gelen ışınları tek bir noktada odaklayabileceğini de söylemiştik. Bu videoda size bu söylediklerimin detaylarından bahsetmek istiyorum. Bu ışınların yansımadan sonra tam olarak hangi noktada odaklandıklarını, yani bu noktanın tam olarak nerede olduğunu göreceğiz. Buna ek olarak ayna eğer kürenin daha büyük bir kısmından oluşuyorsa ışık ışınlarını tek bir noktada odaklayamayacağını da söyleyebilir. Evet, tek bir noktada odaklayabilmek için ayna acaba ne kadar küçük olmalı? Ayrıca çokça kullandığımız bazı teknik terimlerin üstünden geçeceğim. İsterseniz bu teknik terimlerle başlayalım. Örneğin paralel ışınların buluşacakları nokta olan bu noktaya sizin de tahmin edeceğiniz gibi odak noktası adı verilir. Odak noktası ya da odak F ile gösterilir. Buradan aynanın kendisine geçelim. Evet, bu aynanın merkezi buralarda bir yerlerdedir. Öyle değil mi? Bu noktaya tepe noktası adı verilir ve büyük T harfi ile gösterilir. Tepe noktasıyla odak noktası arasındaki uzaklığında bir ismi vardır. Evet, bunu da sık sık kullandığımızı göreceksiniz. Bu uzaklığa odak uzaklığı adı verilir ve küçük f ile gösterilir. Şuraya da yazayım. Küçük f odak uzaklığını temsil ediyor. Odak uzaklığı ışık ışınlarının tepe noktasından ne kadar uzakta odaklandıklarını verir. Odak uzaklığı önemli bir değerdir. Neden diye soracak olursanız, eğer bu aynayı kullanacaksak ışınların nerede odaklanacaklarını bilmemiz gerekir. Öyle değil mi? Yansıma kurallarını kullanıp işin içine biraz da matematik katarak odak noktasını ve odak uzaklığını hesaplayabiliriz. Biraz geometri, biraz da matematik derken bu arada bu videoda bunları göstermeyeceği ama gerekli hesaplamaları yaptığımızı varsayarsak odak noktasının tamı tamına olmasa da yaklaşık olarak tepe noktasıyla kürenin merkez noktasının ortasında yer aldığını buluruz odak uzaklığının bu uzaklığın yani kürenin yarı çapının yaklaşık olarak yarısı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bunu da hemen not edeyim. Küçük f yani odak uzaklığı eşittir. Kürenin yarı çapı içinde büyük r'yi kullanayım. Evet f eşittir büyük r bölü 2. Bu kürenin yarı çapını bildiğimiz takdirde aynanın odak uzaklığını da hemen hesaplayabileceğimiz anlamına gelir. Örneğin kürenin yarı çapını 20 cm olarak verirlerse biz de odak uzaklığının 10 cm yani yarı çapın yarısı olacağını hemen bulabiliriz. Bu arada kürenin yarı çapının da teknik bir adı var. Hemen not ediyorum. Eğrilik yarı çapı. Evet, eğrilik yarı çapı. Eğrilik yarı çapı derken buradaki eğriden bahsediyoruz. Kürenin yarı çapı diyemeyiz çünkü bu küre hayali bir küre yani gerçekte yok. Bu terim özellikle laboratuvarlara gittiğimde kafamın karışmasına yol açardı. Nedenini merak ediyorsanız şöyle söyleyeyim. Laboratuvarlara gidip bu aynalarla deneyler yaparız öyle değil mi? Aynalardan birini elimize alıp bu şekilde ön taraftan baktığımızda ekrandaki resimde aynanın önünde bir kalem ve tabii ki kalemin yansımasını da görüyorsunuz. Ama şimdilik bunları görmezden gelip sadece aynaya odaklanın. Birisi yarı çap dediğinde aklıma hemen bu uzaklık yani bu çemberin yarı çapı geliyor. Yani bu çizdiğimde yarı çaptır öyle değil mi? Halbuki eğrilik yarı çapı dendiğinde aynanın kendisi değil onun bir parçası olduğu kürenin yarı çapından bahsediyor olmamız gerekir. Bunu daha iyi anlayabilmek için bu aynaya yandan bakmamız lazım. Evet. Aynayı bu şekilde tutup aynanın parçası olduğu küreyi gözümüzün önüne getirdiğimizde kürenin yarıçapı bize eğrilik yarıçapını verecektir. Bu yüzden de bir laboratuvara gidip eğrilik yarıçapı terimini duyduğumuzda örneğin biri size bu aynanın eğrilik yarıçapının 20 ya da 30 cm olduğunu söylerse siz de benim yaptığım hatayı yapıp da bu aynanın yarıçapı nasıl olur da 30 cm olur diye düşünmeyin. Olur mu? Bu arada kürenin merkez noktasından eğrilik merkezi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Az önce bahsettiğim konuya benzer bir şekilde biri size eğrilik merkezi dediğinde aynanın merkezini yani tepe noktasını değil yani şu T harfiyle gösterdiğim noktayı değil kürenin merkez noktasını düşünün. Sıradaki teknik terim aynanın genişliği ile alakalı. Aynanın üzerindeki buradan buraya kadar olan uzaklık apertür olarak adlandırılır. Bu da önemli bir terim. Çünkü bu uzaklık yani aynanın çapı bize aynanın büyüklüğünün yanı sıra ne kadar ışık toplayabileceği hakkında da bilgi verir. Burada resimde de görebilirsiniz. Şuraya biraz saydam yapayım. Bakın, eğer aynanın apertürü daha fazla olsaydı, aynanın bu kürenin daha büyük bir parçası olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Eğer böyle olsaydı, ayna daha fazla ışık toplayıp bu ışınları bu noktaya odaklayacaktı. Yani bu nokta daha da parlak olacaktı. Bu noktada şuna da değineyim. Ayna büyüdükçe tüm ışınların tek bir noktada odaklanmadıklarını ve bu noktanın yayılmaya başladığını hatırlıyorsunuzdur. Bu yüzden de apertür genelde küçük tutulur. Küçükten kastım odak uzaklığından en az 2 ya da 3 kat küçük. Evet. Apertür eğer bu kadar küçük olursa ışınlar tek bir noktada toplanabilir. Apertür büyüdükçe odak noktası parlaklaşır ama ışınların hepsi artık bu noktaya odaklanmaz. Son olarak küresel aynalarla çalışırken tepe noktası ve merkez noktasından geçen bir doğru çizdiğimizi de söylemek istiyorum. Evet. F'in de bu doğru üzerinde olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu doğruya asal eksen adı verilir. Not ediyorum. Asal eksen. Asal eksenin önemini ise şu şekilde açıklayabilirim. Aynaya gelen ışınlardan sadece asal eksene paralel olan ışınlar yansımadan sonra F'den geçerler. Demek istediğim, eğer asal eksene paralel olmayan ışınlar varsa, hatta hemen bir örnek göstereyim. Örneğin elimizdeki ışınlar bu şekilde ise, yani birbirlerine paralel ama asal eksene paralel değillerse, yansımadan sonra ne olduğuna dikkat eder misiniz? Odak noktasından geçmiyorlar, değil mi? Odak noktasının biraz altındaki bir noktadan geçiyorlar. Burada önemli olan nereden geçtikleri değil, odak noktasından geçmiyor olmaları. Son söylediğimi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu bilgi önümüzdeki videolarda çok işimize yarayacak. Evet, aynaya doğru gelen ışınlardan yalnızca asal eksene paralel olanlar yansımadan sonra F noktasından geçerler. Bu yüzden de çukur ya da tümsek aynaları çizerken hepsinin asal eksenlerini de çizdiğimizi göreceksiniz. Ve asal eksene paralel olan ışınlar yansımadan sonra odak noktasından geçecekler. İşte bu kadar. Bu videoda neler öğrendiğimizin üzerinden geçecek olursak. Birkaç teknik terim öğrendik ki bunları diğer videolarda kullanıyoruz. Bir de elimizde odak uzaklığından 2 ya da 3 kat küçük apertür değerleri olan küresel aynalar olduğunda odak uzaklığının eğrilik yarıçapının yaklaşık olarak yarısı olduğunu öğrendik.